Anadolu'nun en önemli ozanlarından olan Aşık Veysel, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor konseri 13 Ekim Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yavuz Bingöl'ün düzenlediği, Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç'ın solist olarak yer aldığı konser, Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası ile gerçekleştirildi. Finale geldik artık. Bugün son gün. Aşık Veysel'le final yapıyoruz. Zaten Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümüydü. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı Veysel Yüzü ilan etmişti bu seneyi. Biz de festivalimizin kapanışını Veysel'le yapalım dedik. Veysel Türklerini senfoniyle buluşturduk. 3 tane de çok değerli solistimiz var. Çok güzel geçeceğe benziyor. Birçok türküsünü yaptık. Eray şefimiz yazdı. 14 tane türkü yapıldı. Onları da paylaştık 3'er 4'er. Solist arkadaşlarla. Sanatçılar da farklı branşlardan. Murat Bey pop'tan, Kubat yine ve tat müziği. Oktay Kaynarca oyuncu ama sesiyle de ve çok ön planda olan biri. Bunlarla hep birlikte bir arada olma fikri nasıl ortaya çıktı ve hep birlikte aslında bir sahnede olma fikri? Evet. Oktay benim konserlerime sürekli sürpriz yapıp geliyor. Bizim çok beraber çalıp söylediğimiz şey var, türkü var. Oktay bir tane şiir okuyacak aslında. Önce bir Veysel'den bir şiir ile başlayacak. Sonra da herkesin çok bildiği bir türküsünü seslendirecek. Murat çok seviyor türküleri Veysel'i. Aslında tabii 6-7 solist düşünmüştük ama Veysel Baba'nın tüm bestelerini sergilemek isterdik. Ama konser saat olarak da belli bir saatin içine sıkıştırmak zorunda olduğumuz için 4 solist ve 14 türküsünü bugün yapacağız. Nasıl bir konser, içeriği nasıl olacak Aşık Veysel'siz 50. yıl temasında? Farkı şu, bir kere Aşık Veysel senfoniyle buluşuyor. Muhteşem bir senfoni orkestrası var. Şefimiz Eray İnal, çok değerli bir orkestra şefidir Eray. Özellikle etnik müziğe de çok merakı olan bir şef olduğu için genelde böyle projelerde birleşiyoruz. Özellikle bundan 2 yıl önce yine AKM'de Hacı Bektaş Veli etkinlikleri vardı, aynı sevgili Yavuz'un düzenlediği. Yine bu sahnede, yine aynı orkestra, aynı şef. Çok heyecanlıydı. Bu kez senfoni ile Veysel bir araya geliyor. Benim 4 tane eserim var Aşık Veysel'den. Büyük üstadı diğer ozanlardan aslında ayıran, onun tabii gözüyle değil de gönül gözüyle görmesi her şeyi. O yüzden onun yazdığı şiirler, besteler o kadar farklı ki dinlediğinizde hissediyorsunuz. Her şey gönülden geliyor. Gönülden çıkmış. O yüzden Aşık Veysel'i gerçekten bir ayırmak gerekiyor. Biz insanlar bakıyoruz, böyle ön yargılı oluyoruz. Bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışılıyor, bir şeyler oluyor ama hiçbir zaman o gönül gözünden akan sözler gibi, çıkan sözler gibi olmuyor. Aşık Veysel bu anlamda gerçekten çok büyük bir üstad. Onu burada anmak, seyircilerle birlikte türküleri paylaşmak, senfoni eşliğinde paylaşmak çok heyecanlı. Gururluyuz, mutluyuz. Aşık Veysel'den bildiğimiz türkülerden hangilerini sizin sesinizden dinleyeceğiz bu akşam sahnede? Ben ne söylüyorum? Güzelliğin on par etmez, şu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa diyorum, çok güzel. Sazım diye sazına yazdığı bir bestesi var üstadın, onu söylüyorum. Ben bir ceylan olsam sen de bir ağacı, o da çok güzel bir türkü. Çocukluğumdan beri sevdiğim türkülerinden bir tanesi. Bir de beni hor görme kardeşim, onu söyleyeceğim, 4 türkü. Yani herkes kendine yakın hissettiği türkülerden öyle seçti, ben bu 4'ünü seçtim. Farklı branşlardan kişilersiniz, Oktay Kaynarca'nın oyunculuğu, sesi, Murat Dalkılıç aynı zamanda, evet pop
Siz halk müziği, Yavuz Bey de aynı şekilde ama hep birlikte sahnede olmak nasıl? Çok keyifli zaten. Biz dışarıda da arkadaşız. Yani Oktay da her telden söyler yani. Çok iyi kulağı var, çok iyi sesi var. Murat da öyle. Yani şimdi insanlar belki tarz olarak Türkiye'de bir yöne gitmiş olabilir ama herkes özünde bir yerde Aşık Veysel'de buluşabilir diye düşünüyoruz ki öyle zaten. Hani uzun ince bir yoldayım, herkes biliyor. Dolayısıyla Murat için de çok zor olmadı ezberlemek. Ama işte bir popçu kardeşimiz de, pop söyleyen bir arkadaşımızın da bu projede olması tabii daha da güç katıyor. Oktay'ın burada olması çok büyük güç katıyor. Zaten Yavuz'a da ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor böyle bu festivali düzenlediği için. Zaten harika bir festival. Beşincisi değil mi bu yıl? Evet. Daha nice beşlere diyelim. Güzel bir ekip var. Nasıl bir repertuar hazırladınız? Provalar arkada biraz tanısı da geliyor ama detayları sizden alalım mı? Vallahi repertuar falan hazırlamadık. Ben bir tane türkü prova yapıp söyleyeceğim. Repertuar hazırlayan öbür arkadaşlar. Aslında biraz onları dinleyeceğiz bol bol. Ben bir tane söyleyeceğim. Galiba bir tane de Veysel'in sözlerinden bir tanesini şiir olarak okuyacağım. Sahnede olmak nasıl böyle bir tema için de Aşık Veysel yılında özellikle? Gerçekten çok değerli. Biraz evvel prova için bile çıktığımda böyle bir şey hissettim kendimi. Vay arkadaş, hani böyle bir yükseldim. Çok önemli. Özellikle AKM'de çok değerli bir yolculuk bu. Çok büyük bir sahne. Gerçekten dünya standartlarında bir sahne. Ve Veysel'le de birleşince herhalde çok güzel bir şey ortaya çıkacak ama tabii hep söylüyorum, türkü söylemek çok önemli bir şeydir. Türkü söylemek çok değerli bir şeydir. Türkü dinlemek çok değerli bir şeydir. Türkü dinlerken aslında felsefe dinlersiniz. Türkü söylerken aslında biraz felsefeye ortak olursunuz. O yüzden bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda çok değerli bir gece ortaya çıkacak, böyle gözüküyor.